Herkese merhaba arkadaşlar. Efeler Mahallesi'ndeyiz. 3 adet villamız var. 4 tane bitişik nizamdı. Ancak bir tanesi satıldı. 3 kaldı. 2 tane ön taraf, 1 tane de arka taraf. Ön taraftakilerin kendine ait park alanı var. Arka taraftakilerin havuzları var. Fiyatlar nedir? 2 milyon 250 bin TL. Fix fiyat. Hepsi aynı fiyat arkadaşlar. İstenirse ön ya da arka seçeneğiyle tercih etme şansınız mevcut. Bu ön tarafın bahçeyi göstereceğiz. Arka tarafın tamamını gezeceğiz. Neden? Çünkü arka tarafta havuzda var ya. Orayı da görelim. Tamamıyla bitirelim istiyorum. Böyle geniş bir bahçeniz var. Eğer buradaki ön cepheyi alırsanız. Arka cephenin girişi bu şekilde. Arka cephenin de girişi bu şekilde arkadaşlar. Rahatlıkla kaç santimmiş bu giriş bakalım. Burası 1.40. Bakın burası 1.40. Yan taraf çimçitle tamamen kapatılmış. İstenirse burası da kapatılabilir. Güzel bir alan oluşturulur arkadaşlar. Cephesi falan çok güzel. Gerçekten güzel bir ev. Tabi arka tarafın bahçesi daha geniş oluyor. Neden? Çünkü yürüyüş yolu da ön tarafın bahçe payının içinden geçtiği için o alan daralmış oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok geniş bir alanımız var. Oraya bir depo yapılabilir. Eğer evcil bir hayvanınız varsa bir kulübe yapılabilir. Burada bahçe alanımız var. Bahçe alanı biraz daha çok isterseniz buradan seramik buraya kadar kaldırılıp bahçe alanında yapılabilir. Ön tarafta da yani villanın önünde de güzel bir havuzumuz var. 20 metrekare büyüklüğünde arkadaşlar burası. Duvarın tamamına kadar da fayanslarla döşenmiş. Çok da güzel gözüküyor. Havuz devam ediyormuş hissi veriyor. Gayet güzel bence. Spotlar bırakılmış, aplikler bırakılmış dış tarafa. Klima tesisatlarımız hazır. Evin dış görünüşü gerçekten güzel. Değil mi? Çok güzel bir yer. Baktığınızda boyası falan harika. Ben pembe rengi eve yakıştırmıyorum ama burada sadece arada kullanıldığı için grinin yanına çok güzel olmuş. Gerçekten çok güzel olmuş arkadaşlar. Klima tesisatımız var. Güvenlik kamera tesisatımız da mevcut. Giriş bir basamak yükseltilmiş. İstenirse camla tamamen kapatılırsa çok daha güzel olacaktır. Giriş kapımız, buna da bir bakalım. Çok şık bir giriş kapısı var. Gerçekten güzel. Markasını söyleyelim. Türk markası DAF. DAF'ın arkadaşlar. DAF Kayseri'de diye biliyorum ama yanlış mı biliyorum acaba? Kayseri'nin bir fabrikası diye biliyorum. Şimdi girdiğimizde sol tarafta mutfak, sağ tarafta salonumuz var. Salon biraz daha ayrı hissi verilmiş. Mutfak da köşede kalmış. Hemen şöyle bir ölçümünü de yapalım. 5 metreye 60'a 120 seramikler var. 5 metreye 4.46 boyutlarında. 5 metreye 4.46 güzel bir salon mutfak. Zeminlerde de zaten süpürgelikler beyaz mat. Kapılar da beyaz arkadaşlar. Çok da güzel olmuş. Televizyon ünitesinin arkası biraz daha antrasit renklere boyanmış. Çevresinde de amber led ışık dönülmüş. Üstlerde de zaten amber ve gün ışığı. Hatta çevresinde de beyaz ışıklar var. Çok da güzel gözüküyor. Sinekliklere kadar yapılmış. Sessiz bir şekilde de panjurunuz çalışıyor. Buraya ne yapılmış? Şimdi bunun arkasında tuvalet var. Tuvaletle salonun arası kesilmiş. Çok da güzel olmuş. Bence bu yapılmışken keşke şuraya kadar uzatılsaydı. Merdiveni de kapatmış olurduk. Hem buraya bir kütüphane tarzında bir hava verilmiş olurdu. Daha güzel olmaz mıydı? Değil mi? Daha şık olurdu. Kitaplar sığardı mesela. Buraya eğer okuyan biriyseniz kitaplarınız sığmayabilir arkadaşlar. Ama şuradan mesela böyle olsaydı çok daha güzel olabilirdi. Benim de çok hoşuma giderdi açık söyleyelim. Beyaz ve antrasit renkler var. Dolaplarda granit tezgah, siyah bir tezgahımız var. Bu nedir? Bu cam falan mı takıyorlar bunlar? Bayağı da güzelmiş. Torun çekici gibi. Eğer izlediyseniz Yenilmezler serisini. Gayet güzel bir tezgahımız var. Yine tezgah üstü siyah ve dolaplarda parlak beyaz. Tam parlak da denilmez. Kulpları yine aynı çok güzel. Antrasit renginde de bir çerçeve dönülmüş. Harika olmuş. Burada bir de pencere var. Gün ışığından faydalanmanız için gayet ideal arkadaşlar. Şık, güzel, kullanışlı. Şuradan istenirse bir bar yapılabilir. Daha da güzel olacaktır. Barla birlikte harika bir mutfak haline gelir. Bak burada da mesela köpükler kullanılmış. Bu gergi tavan da yapılabilir. İstenirse ışıklandırması çok güzel olmuş. Gerçekten çok hoşuma gitti. Burada ne var? Merdiven altı lavabo olarak değerlendirilmiş.
Bir artı puan daha müsaite benden. O da nedir? Tabii ki klozetleri kapatmışlar. Helal olsun. Çok güzel. Yukarıda daha detaylı inceleyeceğiz bunları. Çok iyi yapmışlar. Tebrik ediyorum. Yukarıya çıkış trabzanlarımız da var. Bunlar da gayet güzel. Yine granit mermerler kullanılmış merdivende. Orta katta iki tane odamız. Bir orta katının banyo lavabomuz var. Merdivenden çıktığınızda merdivenin tam karşısında banyo lavabo, devamında da odalar var. Güzel, çok güzel bak. Zeminde siyah kullanılmış, mantıklı. Duvarlarda siyah kullanılmaz zaten. Gördüğünüz gibi 60'a 120 seramik. Onların arasında da böyle küçük şeritler çekilmiş. Çok da güzel olmuş. Lambalar da çok iyi. Gerçekten ideal. Burada neyimiz var? Bir duşa kabinimiz var. Niş yapılmamış buraya. Tek gördüğüm eksik o. Nedir bunun arkası? Newark marka. Gömme rezervuarımız Vitra marka. Yine kapatmışlar. Tebrik ediyorum. Yine kapatmışlar. Çok güzel olmuş. Ve dolabımız harika bir de. Dolap yapılmış arkadaşlar. Güzel olmuş. Gerçekten çok şık olmuş. Devamında bir tane odamız var. Ebeveyn banyolu bir odamız var. 4.14'e 3.88 boyutlarında. 4.14'e 3.88 boyutlarında odalar, laminat, ortak kullanım alanları, mermer görünümlü seramik. Gayet güzel arkadaşlar. Bir de ebeveyn banyomuz var. Burada duşakabin konulmamış. Mantıklı davranılmış. Duşakabin konulduğunda burası dar olacak. Duşakabin de duvarlara çarpacak. Girişte olmazdı. Güzel olmuş. Zaten bunun gideri aşağı doğru verildiği için, ebeveyn banyosu olduğu için çok da büyük, geniş olmasına da gerek yok zaten. Güzel bir banyo lavabo. Bir de balkonumuz var. Balkon da güzel. Gerçekten şık bir balkon. Gayet de ideal. Malzeme sağlanmış. Bunu ben niye gezdiriyorum elimde? Unuttuk bunu ama. Neyse. Güzel bir şey. Bak bunlar da çok güzel. Değiyor ama bu. Bu şeye değiyor. Biraz daha bunun ayarlanması gerekiyor. Şöyle alayım seni. Kapıyı da kapatalım. Rüzgardan çatmasın. Klima tesisatlarımız da hazır burada. Televizyon ünitemiz için buraya da yer bırakılmış. Onun yanında bir odamız daha var. Bazı odaların panjurlarını açmıyoruz ki aydınlatmasını en ince ayrıntısına kadar görün. Ne dedik? 3 tane toplamda villamız var. 4 metreye 4 metre kare bir oda. En sevdiğim oda biçimi arkadaşlar. Kare oda her zaman dikdörtgenden daha iyidir. Dikdörtgenden, çünkü eşyalar rahatlıkla sığdırabilirsiniz. Dikdörtgen bir odada bunu zorlanabiliyorsunuz. Tabii çok zor yazan bir olay değil ama gayet mantıklı. Geriye ne kaldı? 2 odamız daha var. En üst katta 2 tane oda, bir ortak kullanım banyo lavabo ve bir terasımız mevcut. Ev sade. Gerçekten çok sade, çok şık döşenmiş bence arkadaşlar. Merdiven harika, merdiven boşluğu da çok şık duruyor bu arada. Onu da bir gösterebilirsek. Merdiven boşluğu çok harika duruyor. 3 tane böyle led ışık çekilmiş. Aralarda spotlar bırakılmış. Çok da güzel. Yine aşağıdaki plana sadık kalınmış. Burada merdivenden çıktığınızda banyo lavabonuz var. Burada bir makine yerimiz mevcut. Şurada giderimiz var. Burada da ısıtıcılar var. Isıtıcı için yerler var. Güneş enerjisi tesisatı var. Güzel. Bu da güzel olmuş bak. Güzel ama şuna kafa değiyor. Mesela benim boyum kısa tabii. O kadar yüksekte değilim ama yüksekte olanlar için sıkıntı. Burada Vitra marka gömme rezervuar var. Newark markanın yine bataryaları. Seramikler güzel ama siyahtan vazgeçelim artık. Çok güzel olmuş ev. Sade olmuş. Biraz da eklendirmek lazımdı. Onlar da siyah koymuşlar. Evin içinde de böyle pembemsi, kremsi bir renk var. 4 metreye 4 metre. Yine kare. 4 metreye 4 metre güzel bir oda burası. Gerçekten kullanışlı. Kapılar mat beyaz. Kulplar biraz daha antrasit renklerde. Gayet şık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel değil mi bunlar ya? Gerçekten renkler harika. Bazen böyle çok koyu kullanılıyor. O da istemsizce insanı soğutuyor evden.
Yani bunu siz istemeden de olsa soğuyorsunuz bir şekilde o evden. Yan tarafında da küçük bir odamız var. Burası da 2.78'e 4 metre boyutlarında arkadaşlar. 2.78'e 4 metre boyutlarında bak tavanın gelişi çok iyi. Görüyor musun? Böyle bir kemer gibi gelmiş buradan devam etmiş. Olması gereken bu. Böyle indiriyorlar dibe kadar. Böyle geçmemiz gerekiyor. Eğile eğile. İnsanda bel fıtığı yapar o. Çok da güzel bir terasımız var. Terasta bir depomuz var. Ama karşımızda bir villa var. Şimdi bu arka cephesi tabii havuzlu. Havuzlu olunca böyle oluyor. Zaten terasta bahçeniz varsa oturmuyorsunuz arkadaşlar. Genel olarak zaten bahçede zaman geçiriyorsunuz. İsterseniz ön cepheyi de tercih edebilirsiniz. Ev çok güzel. 4+1 merkezde. Karşımızda 2+1 villaların satış rakamları. 2+1'lerin satış rakamları ortalama 2 milyon civarındayken burası 2.250.000 TL. Pazarlığımız da var. 2.250'den güzel bir de pazarlık yapacağız. Gayet de makul fiyata almış olacaksınız. Bence burayı değerlendirin arkadaşlar. Güzel bir yer. 2 tane ön tarafta, 1 tane de arka tarafta toplamda 3 tane villamız var. Sizi bekliyor. Savaşa gideceğim böyle.